لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibi taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşasın. Onları da hissedar eyle ya Rabbi. Makamları cennet eyle. Bizleri de onların yolundan gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şu güzide cemaatimizin birlik beraberliği daim eyle ya Rabbi. Malum İstanbul bugün fethedildi. 569. yılını kutluyoruz. Biz de burada ecdadımızı yad edelim diyoruz. Kasım Bey ve oğlu Kaya Bey İstanbul'un fethine askerleriyle birlikte katılıyorlar. Yani niye Kasım Bey anlıyor diye onu da bir açıklama yapmış olayım. Ayrıca Kasım Bey buranın o zamanki valisi diyelim, yöneticisi. Hocam da söyledi sağ olsun Cemil Hocam. Kısa bir bilgi verdi. Burada metfunlar, ailesi ve çocukları. Ruhları şad olsun diyoruz. Ecdadımıza sahip çıkacağız ki tarihimizi gençlerimize iletelim ki onlar her zaman hayırla yad edilsinler. Roma İmparatorluğu'nun ikinci baş şehri olan İstanbul, Trakya Yarımadası'nın batı ucunda bulunan tıpkı Roma şehri gibi 7 tepe üzerine bina edilmiştir. Önceleri Bizans ismi verilirken Konstantin bu şehri aldıktan sonra Konstantinopolis adını almıştır. Rumların çöküş devrinde şehire İstanbul adı verilmiş. Bunu da Türkler orayı fethettikten sonra İstanbul şekline sokmuşlardır. Rumların buraya parlak şehir manasına gelen Antosa dedikleri de olurdu. Araplar ise Konstantiniye adını verdikleri gibi Avrupa ile Asya'nın sınırı üzerinde olduğu için Farik adını da kullanmışlardır. Avrupa ile onlar, Araplar Mekke'yi Ümmül Bilad olarak lakaplandırdıkları gibi Türkler de payitahtlarını Ümmül Dünya ismiyle isimlendirmişlerdir. Ayrıca İstanbul'a saadet kapısı anlamına gelen Der Saadet adını vermişlerdir. Fakat Osmanlı Devleti ise yıkılıncaya kadar Konstantiniye adını siyasi amaçlı olarak tercih etmiştir. Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı olması hasebiyle. İstanbul'un alınmasını gerektiren nedenlere baktığımızda Türk ve İslam alemi arasındaki önemi İstanbul'un alınması, iki kıta üzerinde yayılmakta olan Osmanlı Devleti'nin güçlenmesi için stratejik açılardan hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Asya'daki toprakları ancak bu suretle birbirine bağlanır, Balkanlar'da ancak böyle bir egemenlik kurulabilirdi. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul olmalıydı. Fatih Sultan Mehmet boğazlara tamamıyla egemen olmadıkça yurdun tam bir güvenlik içinde olamayacağını bilmektedir. Sıkışık anlarda Anadolu'dan Rumeli'ye ya da Rumeli'den Anadolu'ya rahat bir şekilde kuvvet geçirilebilmeliydi. Oysa İstanbul Rumların elinde bulunduğu müddetçe bu rahatlık mevcut değildi. Osmanlı İmparatorluğu deniz ticaretini geliştirmek ve boğazlara hakim olmak için mutlaka İstanbul'u fethetmeliydi. Burayı alarak Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirebilir ve Akdeniz ticaretinde söz sahibi olabilirdi. İstanbul'un fethiyle Kuzey ve Doğu Avrupa'dan gelen ticaret yolları ile Karadeniz-Akdeniz arasındaki su yollarının denetimi Osmanlı'nın eline geçeceği gibi Osmanlı Devleti ticari ve ekonomik bakımdan da güçlenecekti. Bizans İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozmakta, Osmanlılara karşı Hristiyan Batı alemini Haçlı seferleri içinde ayrıca tahrik etmekteydi. Saltanat iddiasında bulunan Osmanlı şehzadelerini koruyup destekleyerek devleti daima bir iç savaş tehdidinde bulunmaktaydı. İstanbul fethedilirse bütün bu olumsuzluklar ortadan kalkacaktı. Ayrıca İstanbul'un alınmasıyla Bizans İmparatorluğu'na son verilecek, Bizans'tan kuvvet alarak yaşayan
Mora'daki Mora Despotluğu ile Trabzon'daki Trabzon Rum Portus Devleti gibi siyasi teşekküller de sona erecekti. İstanbul'un fethiyle Katolik ve Ortodoks Kilisesi birbirinden ayrılacak ve Hristiyan alemi de birleşmemiş olacaktı. Böylece Fatih Sultan Mehmet hiçbir zaman birleşmeyi arzu etmemiş olan Rumların da minnetini kazanmış olacaktı. Çünkü uzun zamandan beri Bizans'ta Roma Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi'nin birleştirilmesi meselesi o dönem itibariyle önemli bir hal almıştır. Böylece Bizans İmparatorları Roma Kilisesi kanalıyla Avrupa Hristiyan aleminin yardımını görebilmek için Ortodoks Kilisesi ile Roma Kilisesi'nin birleştirilmesini istiyorlardı. Halkın birleşme fikrini reddetmesine rağmen İmparator Konstantin Batı'nın yardımını temin edebilmek ümidiyle Papalık ile anlaşarak birleşmeyi ilan etmiştir. İstanbul'un alınmasıyla Fatih Sultan Mehmet bu birleşmeye darbe vuracaktı. Türk İslam alemi için Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in şu hadisi de İstanbul'un fethedilmesinde önemli bir sebep olmuştur. İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir. Bu hadis-i şerif Emeviler, Abbasiler ve Osmanlı devirlerinde Müslümanları İstanbul fethine şevklendirmekte çok büyük amil olmuş, büyük siyasi ehemmiyeti olan İstanbul seferlerine dini bir aşk eklenmiş, böylece zaferin ilahi bir vaat olduğu inancı doğmuştur. İstanbul'un Bizans ve Avrupa açısından önemine bakıldığında İstanbul bütün Hristiyanlık aleminin kalesi durumundadır. Çünkü Hristiyan alemi için önemli dini merkezlere hakim bulunan Bizans'ın payitahtı burasıdır. Bu durum Bizans'ı Hristiyan aleminin lideri, İstanbul'u ise Hristiyanlığın merkezi durumuna getirmektedir. Bizans, İstanbul'un dini durumunu çok iyi değerlendirmektedir. Bu sebeple Batı Hristiyan aleminin yanına çekmek için Roma ve Katolik kiliselerinin birleştirilmesinin fikrini ortaya atarak papalık ile anlaşmıştır. İstanbul, Bizans'ın elinde kaldığı müddetçe bu amacı gerçekleştirmeye çalışmış, yerini sağlamlaştırmak ve Türklere karşı güçlü bir duruma gelmek için İstanbul'u askeri bir üs olarak kullanmıştır. İstanbul, Hristiyanlık tarihinde dini yönden değil, siyasi yönden önemlidir. Zira bu şehir, Hristiyanlık tarihinde İznik, İskenderiye, Antakya ve Roma gibi Havariler tarafından ziyaret edilip kilise kurulan ve bu sebeple de kutsiyet kazanan bir şehir değildir. Selçukluların Anadolu'da, Osmanlı'nın Rumeli'de yerleşmelerinden itibaren Batılı devletlerin hazırladığı ardı arkası kesilmeyen Haçlı seferleri de İstanbul'da hazırlanmaktadır. Bizans için askeri bakımdan da son derece önemli olan İstanbul Boğazı, Bizansların elinden kaldıkça Osmanlı Devleti'nin güvenliği her zaman tehlikede olacaktır. Diğer taraftan deniz yoluyla gelebilecek bir Haçlı ordusunun Bizans toprakları üzerinde ve Rumeli'de de Türkleri arkadan vurmaları mümkündü. Ayrıca İstanbul'un Bizans'ın elinde kalmasıyla Osmanlı Devleti'nin Asya ve Avrupa'daki topraklarının birleşmesine engel oluyor ve böylece Osmanlı Devleti Balkanlar'da güçlenemiyordu. İstanbul, kara ve deniz ticaretinin yollarının üzerinde bulunması sebebiyle ekonomik bakımdan da büyük önem taşımaktadır. Değerli dostlar, İstanbul'un fethinden önceki durumuna baktığımızda, İstanbul'u elinde bulunduran Bizans, fethi öncesinde kültür ve sanat bakımından oldukça gerilemiştir. Bu durum karşısında İstanbul'un müdafaasını, Doğudaki ticari menfaatlerini kaybetmek endişesi içinde bulunan Latinlere bırakmıştır. Bizans İmparatoru Konstantin 12 Ocak 1452'de Batı'yı harekete geçirmek için Papa ile Roma'da oturan Papa ile kiliselerin birleştirilmesi konusunda anlaşmış ve Ayasofya'daki ilk ayinde hazır bulunmuştur. Ancak Avrupa'nın desteğini sağlamak için alınan bu tedbirler neticesiz kalmıştır. Çünkü İstanbul'da yaşayan papazlar ve halk İstanbul'da Latin şapkası yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederek bu ayine tepki göstermişlerdir. Bu durum Bizans İmparatoru'nun nüfuzunu kaybettiğini ortaya koymaktadır.
Fetih'ten evvel Türk halkının durumunu incelediğimizde Yıldırım Bayezid zamanında 1399 tarihinde İstanbul'un kuşatmasından bahsetmek gerekir. Yıldırım Bayezid 1399'da İstanbul'u kuşatmaya çalışmış ise de aynı yıl Timur tehlikesi baş gösterince Bizans İmparatoruyla bir anlaşma imzalamıştır. Bizans İmparatoru bu anlaşmaya riayet ederek İstanbul'da Sirkeci'de Türkler için 700 hane ile bir mescit yaptırmış. Padişah da İstanbul'da oturmak üzere Taraklı Yenicesi, Göynük ve Karadeniz sahili taraflarından göçmen naklettirerek buraya bir kadı ile bir imam tayin etmiştir. Böylece İstanbul'un fethinden evvel İstanbul'da Türk mahalleleri kurularak fethin gerçekleşmesine uygun bir ortam hazırlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetme kararını Karaman Seferi dönüşünde almış, ilk iş olarak kuvvetli bir topçu sınıfı hazırlatmış, yüzlerce top döktürmüştür. Karadeniz Boğazı içinde Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı Güzelce Hisar'ın karşısına Rumeli Hisar'ını yaptırmış ve donanmasını güçlendirmiştir. Bu hazırlıklardan sonra 6 Nisan'da başlayan İstanbul kuşatması 29 Mayıs 1453'te Fatih'in İstanbul'a girmesiyle son bulmuştur. İstanbul'un fethinden sonraki değişmelere bakıldığında İstanbul'da ve devlet içerisinde bir takım yeni düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Mesela demografik değişme, yani nüfus değişimi yapılmış, imar faaliyetleri yapılmış, bilimsel faaliyetlerde medreseler kurulmuş, yönetim açısından değişiklikler meydana gelmiş, devlet daha merkezi sisteme dönüşmüş, ekonomik ve ticari açıdan da yine değişmeler meydana gelmiştir. Bunlardan sadece İstanbul'da meydana gelen demografik nüfus değişimi konusuna baktığımızda İstanbul'un şehrini alan Fatih Sultan Mehmet ilk iş olarak şehrin nüfus sorununa el atmıştır. O zamanlar İstanbul'un nüfusunun 30-40 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Şehrin Bizans çağında gittikçe azalan nüfusunu takviye etmek için diğer Osmanlı illerinden ya da Fatih döneminde ele geçirilen yörelere hükümler yollanarak arzu eden insanların aileleriyle birlikte İstanbul'a gelerek İstanbul'a yerleşmeleri istenmişse de pek fazla rağbet olmamıştır. Sırbistan, Mora, Bosna, Eski ve Yeni Foça, Taşoz, Semadirek, Midilli ve Kefa halkından bazılarını İstanbul'a nakletmiş. Buralardan İstanbul'a gönderilen nüfusun yerine de Anadolu'dan Müslüman Türkler gönderilerek oralarını da Müslümanlaştırılması, Türkleştirilmesi sağlanmıştır. Fethi'den sonra İstanbul'a çeşitli çevrelerden getirilen halkın yerleştirildiği yerlerde şu şekilde belirtebiliriz. Mesela Rumeli'den, Üsküp'ten gelenler Üsküplü Mahallesi'ne, Yenişehir'den gelenler Yeni Mahalle'ye, Mora Rumları Fener Mahallesi'ne, Edirne'den 50 tane Yahudi ailesi Tekfur Sarayı çevresine, Anadolu'dan Konya Aksarayları Aksaray'a, Akka, Gazze ve Rumeli'den gelenler Tahtakale'ye, Arnavutlar Silivri kapısına, Anadolu Türkleri Üsküdar'a, Amasya, Karaman, Tokat, Sivas ve Bayburt'tan gelen Ermeniler Sulu Manastır'a, Yenikapı'ya, Tumkapı'ya, Hasköy'e yerleştirilmiş, Karamanlı Hristiyanlar Yedikule'ye, Manisalılar Macuncu Mahallesi'ne gibi bunların yerleştirildiğini görüyoruz. Türklerin eline virane bir halde geçmiş olan Konstantiniye şehrinin mimarı ve bütün medeni şehir tesislerinin başarılması ile Fatih Sultan Mehmet'e dayanmaktadır. Fatih, İstanbul'un harap olan yerlerini yeniden imar ve yeni binalar inşa ettirirken buralarda da esirlerden çok ameleler çalıştırılmış. Amelelere o devre göre çok yüksek günlük yevmiyeler vererek onların hem vergilerini ödemeleri hem de kendi geçimlerini yapmak için büyük bir yevmiye verdiğini bunu kaynaklar yazıyor. Padişah saray yapımına da önem vermiş. İlk yaptırdığı sarayda oturmayı uygun bulmayarak günümüzdeki Topkapı Sarayı'nı Sarayı Cedid-i Amire adıyla yaptırmıştır. Fetih'ten sonra Fatih'in gayrimüslimlere karşı izlediği bir siyaset var. Buna da millet sistemi adını veriyoruz. Bir devletin temel unsurlarından birisi insandır. Osmanlı Devleti'nde
bu unsur çeşitli ırk ve dinlere mensup kişilerden meydana gelmektedir. Bu kişiler etnik kökenlere dikkate alınmadan sadece mensup oldukları din veya mezhep esasına göre gruplandırılmışlar. Böylece Müslüman, Hristiyan, Yahudi gruplar toplu olarak insan unsurunu meydana getirmişlerdir. İslam hukukuna göre Müslüman olmayan ve İslam topraklarında halifenin güvencesinde dinlerini muhafaza ederek yaşamlarını sürdüren ehli kitap kişilere zımmi adı verilirdi. Bu zımmilere de her türlü dini hakları verilmiştir, onlara eziyet etmemiştir. İslam hukukuna göre bunların yapılmadığını görüyoruz. Ama mesela diyelim ki Müslümanlara şer'i hukuk geçerlidir. Onların da kendi bünyeleri içerisinde hukuklarını devam ettirmelerinin sağlandığını görüyoruz. Mesela Osmanlı Devleti'nde Rum milleti, Ermeni milleti, Yahudi milleti gibi bunların bu şekilde gruplandırıldığını görüyoruz. Bunlar ne zamana kadar devlete sadık kalmışlardır? Bunlar 19. yüzyıla kadar, yani 1800'lü yıllara kadar sadık kalmışlardır. Bu tarihlerden önce ama en son işte bize geliyor milliyetçilik hareketleri. 1800'lü yıllara gelindiğinde bu unsurların yavaş yavaş Osmanlı Devleti'ne karşı isyan ettiklerini görüyoruz. Hem Rumlar isyan etmişler hem de Ermeniler isyan etmişler. Tabi devletimiz de gerekli tedbiri aldığı için de yeri gelmiş devletimizi de kötülemişlerdir. Değerli dinleyenler, fethin Türk ve dünya tarihi açısından önemine bakıldığında İstanbul'un fethi Türk tarihinin en önemli hadiselerinden birini teşkil ettiği gibi tarihte Türk milletine nasip olmuş en şerefli hadise olarak sayılmaktadır. Bu fethi Osmanlıların Avrupa'daki en büyük engellerinden birini ortadan kaldırmış, Osmanlı ordularının bütün Avrupa'yı fethetmeleri için bir sebep kalmamıştır. İstanbul'un Türklerce alınması sonucu Orta Çağ kapanmış, bir yenisi olan Yeni Çağ insanlığa açılmıştır. Avrupa'da Tuna ve Sava ırmaklarına, Asya'da Fırat ve Toroslara kadar yayılan memleketleri zapt edip, çok genişleyen ve iki kıtanın birleştiği yerde Doğu Roma İmparatorluğu'nun payitahtını fethederek bu iki parçayı birbirine birleştiren Osmanlı Devleti artık gerçekten imparatorluk haline gelmiştir. İstanbul'u aldığından dolayı kendisine Fatih unvanı verilen II. Mehmet zamanında Osmanlı İmparatorluğu tamamen kurulmuştur. Türklerin İstanbul'u fethetmeleriyle 1000 sene kadar devam etmiş olan Doğu Roma İmparatorluğu ortadan kalkmıştır. İstanbul'un Türklere geçmesi ve Bizans Devleti'nin yıkılması üzerine Bizans'tan kuvvet alarak yaşayan Mora Yarımadası, şimdi günümüzde Yunanistan elinde, Mora Despotluğu ile Trabzon Pontus Rum Devleti gibi siyasi teşekküllerin de zamanla hayatlarına son vermiştir. Balkanlarda ve Anadolu'da devletin emniyeti sağlanmış, Fatih devletin siyasi gelişmesine paralel olarak ticareti artırmış, ekonomik durumu kuvvetlendirmiş, İlim ve sanatın her konuda ilerlemeler sağlandığını görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u ele geçirmesinin en mühim sonuçlarından biri de Türk denizciliğinin kuvvetlenmesidir. İstanbul'u denizden korumak, boğazlara hakim olmak ve deniz ticaretini ellerinde tutmak isteyen Osmanlılar bu fetihle kısa zaman içinde donanmaya kuvvet vererek Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdir. İslam aleminin amacı, hedefi olan İstanbul'u almak, yani Müslümanlar için bir ideal olmuşsa da kesinlikle Emeviler, Abbasiler zamanında seferler yapılmış ama maalesef onlar zamanında alınmamış. Hazreti Muhammed İstanbul'un fethi ve fethini başaracak olduğunu saadetle ilan ettiği için bu şeref Müslüman Türklere nasip olmuştur. Böylece İstanbul'un fethi bütün Türk ve İslam tarihinin en mühim olayını meydana getirmektedir. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra kendisini Roma İmparatorluğu'nun yegane meşru varisi saymıştır. Nitekim kendisine 1466'da bir Rum alimi şu şekilde hitap ediyor: Romalılar ve dünyanın imparatoru. Ve devamında da kimse şüphe etmesin ki sen
Romalıların da imparatorusun. Çünkü imparatorluk merkezini hukuken elinde tutan kimse o imparatordur. Çünkü Roman İmparatorluğu'nun merkezi de İstanbul'dur. Çağdaş batılı yazar ve sanatçılar da ona aynı görüşle bakmış, aynı şekilde hitap etmişlerdir. Bizans ve Avrupa tarihi açısından önemine baktığımızda İstanbul'un Türkler tarafından fethi neticesinde yaşayışıyla, düşünüşüyle, ihtiraslarıyla, taassubuyla 1000 yılını dolduran bu Avrupa orta zamanlarının kapandığını görüyoruz. İstanbul'un fethiyle Batı alemi doğudan ümidini kesmiş, doğuyla yaptığı ticari münasebetlerden elde ettiği menfaatlerini başka sahalarda aramak zorunda kalmıştır. Kendisine kapanan Karadeniz ve Doğu Akdeniz yolları yerine başka deniz yolları bulmayı tercih etmiştir, coğrafi keşiflere başlamıştır. İstanbul'un fethiyle Katolik Ortodoks birleştirilmesi, yani Hristiyan aleminin birliği de bir hayal olmuştur. İstanbul'un fethedilmesi Avrupa'da az bir ilgi uyandırmıştır. Osmanlı'nın Hristiyan dünyasının önemli merkezlerinden birine ellerine geçirmeleri Avrupa'da hiçbir dehşet ve acıma duygusu uyandırmamıştır. Çünkü Avrupa ülkelerinde dönem olarak koyu dini tutuculuğun yerini yavaş yavaş aklın almaya başlaması, bazı devletlerin siyasi olaylar ve iç sorunlarla uğraşmaları sebebiyle İstanbul'un fethi Batı'da pek fazla tepki görmemiştir. Değerli dostlar, sözün güzeli kısa olanıdır. Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmet Ali ile kazanılan bu mübarek belde ecdadın eserlerinde daima Fethi Celil veya Fethi Mübin adlarıyla anılmış ve İstanbul şehri de sık sık Kur'an-ı Kerim diliyle Beldet-i Tayyibetün ya da Belde-i Tayyibe Sebe suresi 15. ayette geçer. Hocam yanlışım yok değil mi? Dedi, vallahi imam değil yani kusura bakmayın da. Sıfatını kazanmıştır. Hoş belde. Belde-i Tayyibe hoş belde demek.